Kolon kanserleri en sık bize kabızlık, makattan kanama veya kansızlık olarak başvurabiliyor. Bu hastaların çoğu dışkıda gizli kanama olduğu için sağ kolundaki yerleşen tümörlerde genellikle dışkıda gizli kanla bize başvuruyorlar ve genellikle daire doktorlarına gidiyorlar ve veya kadın doğumculara gidiyorlar bunlar, bu hastalar. Demir eksikliği tedavileri sırasında çok zaman kaybetmiş dönemde gelebiliyorlar. Birinci bulgulardan bir tanesi bu. Yani o zaman şöyle bir açıklığa kavuşturalım mı bu konuyu? Yani eğer ki kabızlık ya da kanama gibi şikayetler varsa geç kalmadan doktora mı başvurulur? Genel cerrahi uzmanı. Genel cerrahi uzmanının fikrini almak gerekiyor. Zaten bu tür anemisi olan hastalar özellikle ileri yaşlıysa, 40-50 yaşın üzerindeyse mutlaka kolonoskopi ve gastroskopi ile değerlendirilmesi gerekiyor. Gastrointestinal sistem tümörlerinden şüphelenmekten onun üzerine gerekten tanısı yapılması gerekiyor. Bunun dışında eğer bu tümörler rektum dediğimiz makatın son kısmına yakınsa genellikle dışkı çapında incelmeyle bize başvuruyor veya aynı keçi dışkısı gibi diyoruz. Böyle parça parça dışkılamalar olabiliyor. Eğer bu tarz bir şey görürse bu hastalar mutlaka yine doktora başvurması gerekiyor. Diğer bir bulgu yine tenesmus dediğimiz bizim dışkı yaptıktan sonra hala hasta dışkısı var gibi hissediyor. Tuvalete gidiyor, 10 dakika sonra hala boşalamamış gibi hissedip bir daha tuvalete gitmesi gerekiyor. Bunlarda da özellikle rektum kanserinden şüphelenerekten acil doktora başvurması bunun gerekiyor. Bunun kaç kere olması lazım? Mesela bir kere oldu, iki kere oldu. Ya işte dün akşam ben şunu yedim ondandır diyerek kanıksasın mı? Yoksa hemen koştura koştura bir kere de olsa gelsin mi? Sonuçta bunlar alarm semptomları dediğimiz. Hani bir kere oldu geçtiyse tabii ki sorun olmayabilir ama yani bu birkaç kere tekrarladıktan sonra en kısa sürede doktora başvurmasını ben öneririm.